merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz öncelik sonralık. Türkçede isim kelimelerinde öncelik sonralık ilişkisini den önce ve den sonra kalıplarıyla gerçekleştirmekteyiz. Söz gelimi öğleden önce neler yapacaksın? Öğleden önce işim yok. Onun için alışverişe gideceğim. Ama öğleden sonra iş yerinde toplantımız var. Mutlaka katılmam gerek. Toplantıdan sonra işin yoksa buluşup tiyatrodan bilet almaya gidelim mi? Tamam. Ama tiyatroya gitmeden önce yolumuzun üstünde bir arkadaşıma da uğramam gerekiyor. Sence bir mahsuru var mı? Hayır, hiç mahsuru yok. Toplantıdan sonra görüşmek üzere. Tamam, toplantıdan sonra görüşmek üzere. Şimdiki konuşmayı öncelik sonralık ilişkisini belirten den önce ve den sonra kalıplarının cümle içerisinde kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Yahya Kemal. Günaydın Dilara. Nasılsın bu sabah? Teşekkür ederim öğretmenim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O elindeki kitabın adı ne? Ne okuyorsun? Kendi Gök Kubbemiz öğretmenim. Yahya Kemal'in şiir kitabı. Ne kadar güzel. Sen şiiri seviyorsun galiba. Evet öğretmenim. Şiir okumayı ve ezberlemeyi seviyorum. Sadece şiir kitapları mı okuyorsun? Hayır öğretmenim. Bundan önce Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yahya Kemal adında bir kitabını okudum. Ondan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini merak ettim. Kütüphaneden bu kitabı buldum ve ödünç aldım. Çok güzel. Demek ki sen çok okuyan bir öğrencisin. Peki Yahya Kemal'in hayatı hakkında her şeyi öğrendin mi? Bilmiyorum öğretmenim ama onunla ilgili pek çok bilgi vardı kitapta. İsterseniz size biraz anlatayım. Olur. Sen anlat. Ben de seni dinlerken bilmediğin bir şeyler varsa sana onları anlatayım. Öğretmenim, Yahya Kemal Üsküp'te doğmuş. İlkokul çağına kadar orada büyümüş. Bir süre Selanik'te yaşadıktan sonra tekrar Üsküp'e dönmüşler. Ve daha sonra Yahya Kemal Paris'e gitmiş. Dilaracığım, Yahya Kemal Paris'e gitmeden önce İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra Paris'e gitmiş. Tamam öğretmenim. Onu da not alayım bir kağıda. Devam edebilir miyim öğretmenim? Evet, devam et canım. 8-10 yıl Fransa'da kalan Yahya Kemal İstanbul'a geri dönmüş. Bir müddet arkadaşlarıyla birlikte şiir ve edebiyat sohbetlerine katılmış. Uzun yıllar Yakup Kadri ile arkadaşlık etti. Daha sonra Ziya Gökalp'in de desteğiyle üniversitede ders vermeye başlamış. Dilara, Yahya Kemal'in Türk tarihine olan ilgisini biliyor musun? Evet öğretmenim. Yahya Kemal Fransa'dayken Türk tarihiyle ilgili kitaplar okumaya başlamış. Fransa'dan döndükten sonra da tarihe olan ilgisi devam etmiş. Türk tarihinin Malazgirt zaferinden sonraki kısmına önem vermiş ve tarih hakkında düşüncelerini açıklarken Malazgirt'ten sonraki gelişmeler üzerinde çok durmuş. Hatta İstanbul'un fethine ve Fatih Sultan Mehmet'e ayrı bir ilgi göstermiş. Peki Dilara, şiirlerini ne zaman yayımlamaya başlamış? Paris'ten döndükten sonra şiirlerini yayımlamaya başlamış. Paris'e gitmeden önce hiç şiiri yayımlanmamış mı? Ben bir şiirinin yayımlandığını biliyorum. Olabilir öğretmenim ama ben onu bilmiyordum. Onu da not alayım. Daha sonra pek çok şiirini İstanbul'da yayımlamış. Bu arada üniversitede ders verdiği öğrencileriyle de edebiyatla ilgili sohbetler düzenlemeye devam etmiş. Öğrencileriyle dergiler çıkarmış. Öğrencilerinden birisi de sonradan çok meşhur olan Ahmet Hamdi Tanpınar'mış. Yahya Kemal, Birinci Dünya Savaşı'na tanık olmuş. Savaştan sonra Yahya Kemal,
İstanbul'u ve İstanbul insanını gözlemlemiş. Onun şiirlerinde İstanbul'a ve Türk insanına ait pek çok özelliğe rastlayabiliyoruz. Aferin Dilara. Ne kadar çok şey öğrenmişsin. Öğretmenim, ayrıca Yahya Kemal, Türkçeyi en güzel kullanan şairler arasındadır. Evet Dilara, seni tebrik ediyorum. Çok güzel öğrenmişsin. Teşekkür ederim öğretmenim. Bilmediğim bazı bilgileri öğrettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim Dilaracığım. Bundan sonra da kitap okumaya devam et. Derste görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere öğretmenim.